Evet değerli izleyenler, herkese keyifli, güzel bir gün diliyoruz. Radyo Trafik YouTube kanalını izlemektesiniz. Ben Cenk Sarıkaya ve her zaman olduğu gibi yanımızda ustamız Salim Bey var. Peugeot'dayız. Çok teşekkür ediyorum tabii buradan da Peugeot'a, Peugeot Deniz'e bize showroomlarını açtıkları, servislerini açtıkları için Peugeot Deniz'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda bizim sponsorumuz oldular kendileri. Şimdi Salim Bey de bizi bu anlamda bilgilendirmeye devam ediyor. Araç yangınlarını konuşacağız. Özellikle son zamanlarda otobüs yangınlarının çok fazla olduğu. Tabii onlar da moda oldu diyebileceğimiz. Moda, kötü bir moda. Evet. Tabii çoğunda elektrik aksamından çıktığı söylendi ama daha önceki yangınlarda yanlış kullanılan yağ, yani yakıt yerine 10 numara yağ kullanılması. Önce şunu soracağım. Motor onlarda, yani büyük otobüslerde 10 numara yağ kullanıp gidilebiliyor. Otomobillerde olabiliyor mu böyle bir şey? Yok, otomobillerin ekipmanları müsait değil. Yakıt sistemleri buna müsait değil. Onlar büyük hacimli ve büyük parçalardan oluşan motorlar olduğu için çok hassasiyet gerektirmeyebiliyor. Onlar da mazotu biraz kalınlaştırıp ucuza mal etmek açısından o şekilde kullanabiliyorlar ama ufak otomobillerde mümkün değil. Bu güzel. Peki, binek otomobillerde araç yangınlarını önlemek için çok basit, aslında birçoğumuzun da belki bildiği bir şey, belki benim de bildiğim bir şey ama tabii ki burada yetkili birinin söylemesi biraz daha içimizi rahatlatacak. Basit, nasıl önlemler alabiliriz? Otomobilimizde yanmasını hiç istemeyiz Allah korusun. Ne yapabiliriz? Özellikle LPG'li araçlarda bu risk biraz daha fazla. LPG'li araçlarda TSE belgeleri olan firmalarda LPG'lerini taktırıp düzenli muayenelerini yaptırmaları çok önemli ve gazı aldıkları istasyonların da yetkinliklerinin olması çok önemli. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Diğer araçlarda da genellikle yanmalar elektrik tesisatından kaynaklanıyor. Bugüne kadar benim gördüklerim en azından. Bunların da birçoğunun sebebi işte kullanılan şarj aletleri, takılan elektrikli ekipmanların aşırı akım çekmesi. Elektrik kablolarına fazla yük biniyor. Isırmaya bağlı işte kablonun geçiş güzergahına göre yanıcı maddelerin yanından geçtiği zaman genellikle alev almasına sebep oluyor. Çünkü biz biraz daha şunu yapıyoruz. Çok özel bir, önemli bir noktaya değindiniz. İşte araç içerisinde kullandığımız şarj cihazı işte vesaire. Bunlar mesela orijinalleri çok pahalı olduğu için biz ucuzundan alıp işte o şarj cihazı orijinali 50 liraysa biz 5 liraya alıp hemen takıyoruz. Ama herhalde ya, ucuzunun da iyisi var. Yani en azından ucuzunun iyisini alırsak bu riski çok çok daha azaltmış oluruz. Yani en azından böyle sokaktan değil ama değil mi? Yani trafikte satanlardan değil. Satanlardan da olmamasında fayda var tabii ki. En azından aldığımız ürünün bir garanti belgesi var mı? Bir kullanım kitapçığı var mı? İşte üstündeki akım değerlerini gösteren bir şey var mı? Veya cihazın üstünde yazan bir marka bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Faturalı ürün almakta fayda var. Bu basit önlemlerle en aracımıza çıkabilecek yangınları önleriz. Peki, en basitlerden bir tanesi. Bunun dışında yakıt sistemiyle ilgili yangın çıkma ihtimali söz konusu. Özellikle benzinli araçların yanması biraz daha basittir motoruna göre. Motorun çünkü üstüne alev tutmadan, alev tuttuğunuzda bile çok zor yanar. Benzinli araçlarda arabanın bakımlarının düzenli yapılması çok önemli. En ufak bir şüphelendiğimiz kokuydu vesaire de herhangi bir şeyde yani bir şey olmaz deyip ihmal edeceğimize yani hemen müsait bir yere çekip kaputu açıp kontrol etmekte fayda var. İçerideki yangın söndürücülerimizin önemi büyük, ulaşılabilecek bir yer ve tarihinin geçmemiş olmasına dikkat etmekte fayda var. En azından yanacaksa bile en kısa sürede müdahale edebileceğimiz bir şey olsun. Sürekli kontrol, yani en güzel böyle önerisi sürekli bindiğimiz arabayı kontrol etmekle. Aslında değerli izleyenler, şimdi Salim Bey o kadar güzel bir şeyden bahsetti ki bizim hep göz ardı ettiğimiz işte nedir? Demin söylediğim gibi şarj cihazı 5 liraysa hemen sokaktan alıyoruz, takıyoruz ama ne olacak diyoruz. Ama işte ne olacağını Salim Bey bize söyledi. Onun dışında LPG'li araç kullanıyorsak ya bizim mahallede bir usta var. O yapıyor zaten, 2000 lira yerine 1000 liraya yapıyor dememek gerekiyor ve araçta en ufak bir problem yaşadığımızda, koku vesaire gördüğümüzde ya da o elektronik aksamlı araçlarda herhangi bir lamba yanıp sönüyorsa ivedilikle servise gitmekte fayda var, doğru mu? Doğru, bravo. Onu da çok iyi hatırlattınız. Zaten yakıt sistemlerinde en ufak bir basınç düşmesi, yükselmesi, kaçakta herhangi bir şeyde hemen uyarı lambası yanar. Uyarı lambası bir şey olmaz ben giderim demeyelim. Eğer uyarı lambasıyla beraber bir koku veya kaçak gibi bir şey altına hissediyorsanız hiç kullanmadan direkt çekici çağırmalarında fayda var. Yoksa hani çok yakınlarında bir servis varsa uğrayıp baktırmalarında fayda var.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine bizi aydınlattınız. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de buydu. Değerli izleyenler, YouTube kanalımızda Radyo Trafik TV'yi izlemektesiniz. Ben bir kez daha Peugeot Deniz'e hem showroom'unu hem de servisini bize açtığı için çok teşekkür ediyorum.